Bu arada Kuzguncu Beyci, bu tohum sevkiyatı işini seninle birlikte yapmayacağım. Başka? Mesele sadece basit bir paravan şirketse onu hemen hallederim, problem değil. Ama şu noktada güvendiğim biriyle yola devam etmem benim için hayati. O yüzden Ali ile yapacağım. Tabii senin için de uygunsa Bora. Seninle hep aynı çözümden besleniyoruz. Siz hayırdır ya tutturmuşsunuz bir güven. Gören ne zannedecek ki sizin bu camiye korku üstüne değil de güven üstüne kurulu. Benden önce öyle olabilir. Ama ben korkuyla çalışmayacağım. O yüzden bazı ezberler bozulsa iyi olur. Biliyorum ama... eklemek zorundayım Dila. Çok pardon. Sen bizim aramızda olmayı hak etmiyorsun. Yani özetle şu. Bir gazino olsaydı burası, sen bir üvertür olurdun ancak. Ne laf konuştum be. Hatırlat da bir ara dövmesini yaptırayım. Bak Dila. Dila Hanım. O işler öyle olmuyor. Sen şimdi bu işin cahilisin. Ben sana öğrendiklerimden aktarayım. Lütfen. Bu işte bir tek sen yoksun. Baban da yoktu. Çıkma katları var bu işin, üstte adamlar var. Sen şimdi o koltuğa oturdun. Burası sahipsiz değil falan ayakları yapıyorsun da. Bu sevkiyat işleri için senin icazet alman gerekiyor. Sen Behram Adıvar'dan icazet aldın mı? Alacağım gibi görünüyor. Bu işi seninle yapmayacağım. Aksi gibi Behram adı var da benle yapmanı istiyor ama nasıl olacak? O zaman kendisi bir tercih yapacak. Ne tercih yapacakmış? Behram adı var bir tercih yapacak. Eğer o masada benim oturmamı istiyorsa, karşımda oturan sen olmayacaksın. Hediyeni görmeden karar verme Dila Bilgin. Kazan dairesinde. Arabama kim koydu? Bilmiyoruz Dila Hanım. Ne demek bilmiyoruz ya? Thank you.
Behram adı var. Benim dünyamdan ancak bu şekilde ailece çıkabilirsiniz. Sevgiler. Kaybedeceğin topa çıkıyorsun. Aksi gibi futboldan hiç anlamam. Bana kaybetmelere doyamadın. Futboldan anlamasan da bundan anlarsın. Daha maç bitmedi ki. Bak bunu da söylemek için futboldan anlamam gerekmedi. Hayret. Dila. Kuzgun. Benimle resleşme. Niye? Moralin mi bozulur? Sana bu savaşın bir parçası olma dedim. Git dedim değil mi? Yapacaklarımı engel olamazsın. Ama sen böyle şimdi herkese ne yapması gerektiğini söylersen... ...ben de bunları yaparsam... ...kendi hayatımı yaşamanın tadı çıkmaz ki. Öyle değil mi? Bayağı eğleniyorsun sen. Daha başlamadım. Şimdi sen savaş falan diyorsun ya... ...savaş şöyle olmaz mı? Sen ailemi yıkmak istiyorsun. Ben de yıktırmam diyorum. Mesela. Sen intikam almak istiyorsun. Ben de aldırmam diyorum. Mesela. O zamanlar senin böyle bir adam olabileceğine inanmak istemedim. Dedim ki öfkedir. Dedim ki hakkıdır. Sonra geçer gider. Ama şu an tam olarak nasıl bir adam olduğuna çok iknayım. O yüzden işler değişti. Eğer intikamsa... ...buyur, intikam. Öfkedir o öfke. İntikam olsa duramaz insan. Doğru söylüyorsun ya, hakikaten duramıyormuş insan yerinde. Ben de düşmanımdan feyz alıyorum. Sevkiyatı yapmamı engelleyemezsin. O işi senle yapmayacağım. Bu işi de benle yapacaksın, masaya da benle oturacaksın. Hadi eyvallah. Kuzgun Cebeci. Sahi bana soruyorsun da... ...sen aldın mı icazetini Behram Adıvar'dan? Çünkü en son hatırladığım kadarıyla... ...babamın adamıydın. Ben de öyle tahmin etmiştim. Cihan. Bu sevkiyatı yapılacak tohumlar geldi mi? Yok abi. Ben de senin haberin var diye düşündüm ama. Yok birader, yok. Ha, bu iş kolay olmayacak belli. Dur bakalım. Bir aksaklık mı var abi? Bir ayırık otu var ki işin içinde. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Tamam abi. Nereye oğlum? Ne sen sor ne ben söyleyeyim deyince... Sormayayım diye. Ayrı kotumuzun adı Dila. Dila Bilgin. Ha bu senin içeri attırdığın adamın... Ha onun kızı.
Hep ortamlarda mafya babaları mı olacak? Dila da hanım ağa olmaya beslendi herhalde. Abi dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin, ben anlamadım. Numunesin ha, Kur'an çarpsın. Görüş mesafesi diyorsun ha, netlik diyorsun. İyi olur. İyi. O zaman şu kadarını bil yeter. Bu sevkiyat işinden bir maras çıkacak. Dila çıkaracak. Ne yapacak bilmiyorum da yapacak. Üstüne üstlük bir de oyuna birileri girsin istiyor. Tepeden birileri. Behram adı var. Bu iş çarşafa dolanırsa benim boynuma dolanır. Dila bu sevkiyatı engellemek için marını yoğunu ortaya koyacak. Beni tacı atmanın peşinde. Gerçi ne yaptığını o da bilmiyor. Ne yapıyorsa hırsından yapıyor. Karşıma geçip ben sana dememiş miydim diyecek ya, onun saatini sayıyor. Ben bilmiyor muyum? Duygusu var yani sana. Senin de ona. Nereden çıkardın oğlum? Kızgınsın. Dişlerini sıkıyorsun. Sonra bir anda gülmeye başlıyorsun. Karışıksın biraz. Ayrı kutuna karşı yani. Her duygu hayırlı değildir, biliyorsun. Biliyorum. Zıvana boşluğu derim ben ona. Hırs, öfke. Hele bir de aşk. Adamın nabzını değiştirir. Nabız değişti mi bir kere, o işten hayır gelmez. İlla bir yerinde. Dervişin mektebinden mezun olduğun belli. Nabız mabız. Biz hazırlığımızı yapalım da bu işten bir bomba patlayacak. Kucağımızda patlamasın yeter. Behram tohum işini Kuzgun'la yapmamı istiyor. Yani aynı kadro. Senin ve Kuzgun'un olduğu düzeni bozmak istemiyor. Ama bu işi Kuzgun'la yapmayacağım. Dila, şu anda yaptığım tek şey bu düzeni ayak uydurmaya çalışmak. Klasik yapıyı bilmezsem onu bozamam. Anladın mı? Yani benimle değilsin. Oyunu kuralına göre oynamak eli güçlendirir. Bana gelen notta tohumların Kuzgun'un deposuna gideceği yazıyor. Behram adı varla anlaşmamız gereği onun istediği gibi yapmak zorundayım, en azından şimdilik. Mallar benden oraya çıkmak zorunda. Mallar zaten Kuzgun'un deposuna gidecek. Yani iş senden çıkmış olacak. Ama Kuzgun taşıyamayacak. Başaramayan Kuzgun olacak. O Behram denilen adam da kimin dışarıda kalması gerektiğini anlayacak. Kuzgun'la iş yapmayacağım Bora. Ben sevkiyat yapılacak malı ulaştırıyorum Kuzgun'a. Gerisi sende. Kuzgun'u bu kadar önemseme. Ama Kuzgun önemli. Başından beri yaptığım tek hata neydi biliyor musun? Kuzgun'un öfkesini hafife almak. Hafife al demiyorum. Önemseme diyorum. O öfkeyi ciddiye almamak. Bir temasla geçebileceğini sanmak. Bunlar büyük hataydı. Bazı vakalar iyileştirilemez Dila. Bahsettiğim vakaların durdurulabilmesi için onların yok edilmesi lazım. Kuzgun için bu ya buradan çekip gitmek olacak ya da... Ya da bütün bir ömrünü o ölene kadar onunla savaşmaya mı atacaksın? Gerekirse evet. Bunun adı savaş değil. Bunun adı tam olarak savaş.
Ve içimizden biri kaybedene kadar da anlaşma falan yok. Kuzgun dili çıkmazı. Tekrar kuzgun olabilmek için. Hakkım olanı alabilmek için. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Beni sana inandır. Lütfen. Ne kadar dalar karanlığa. Balıklama dalıyorsun bu işlere. Bana inadından. Ama yapma. Sana güzellikle bir kere daha söylerim, sonra biter. Gerçekten karşıma geçmek istiyor musun? Sözünü tuttun. İlk defa Kuzgun'a karşı geliyorsun, işine çomak sokuyorsun. Geri adım atmadın. Atmayacağım da. Kuzgun'la olan bütün bağlarımı koparacağım. Bu işi onunla birlikte yapmayacağız Ali. Ne oldu? Abi bütün kamyonlar çekilmiş. Ne demek çekilmiş? Hepsi bir şekilde çevirmeye takılmış. Hepsine birader, dördü birden mi? Senin ayrı kodu çevreden dolandı galiba. İçerideki her şey bu gece gitmesi gereken yere gidecek. Öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle. Dervişim, benim Behram'la görüşmem lazım. Her önüne gelen onunla görüşseydi şimdiye çoktan hapisteydi. Düşmanı mı çok bu adamın ya? Niye saklanıyor? Uğraştırmasın beni Dilay'la Milay'la. Bu iş böyle yürümez. Ben talibim. Hem işe hem bilginlerin masadaki yerine.
Ne bu? Yanımda bir yer istiyorsan ya Dila Bilgin'i öldür ya evlen. Ne diyor ya bu adam? Kafası mı güzel? Teklifinin cevabını almışsın. Ya durduk yere niye öldüreyim Dila'yı? Durduk yere değil. İşi patlattığı için. İşi patlattığı falan yok, hallettim ben. Dila'yı kızağa çeksin yeter. Böyle mi olacaksın bu şehrin en büyüğü? Gerekirse haklıyı da harcayacaksın, haksızı da. Sana çek vur diyorlarsa çek vur. Sen indirmezsen onlar seni indirirler. Bu düzenden çıkmak diye bir şey yok. Lojistik işi için masada bir ailenin yeri var. Onu istiyorsan öldür Dila'yı, al icazeti, yerine geç. Düzen bu, kural bu. Ya söylediğin gibi biri ol, Dila'yı ez geç ya da evlen onunla. Karar senin. İkisine de yokum ben. Ne durduk yere insan harcarım, ne de düşmanımın kızıyla evlenirim. Hadi eyvallah. Dila. Hesap sormaya geldiysen söyleyeyim. Başarana kadar yoluna taş koymaya devam edeceğim. Beni hiç kimse sana mecbur bırakamayacak. Hırsından ne yapacağını şaşırdın. Beni aradan çıkartacaksın diye tepedeki büyükbaşları kızdırıyorsun, haberin yok. Mesele basit bir aracıysa eğer, benim dediğim olacak. Bir de arabaya bin. Arabaya bin. Ne? Arabaya bin çabuk. Ne oluyor be? Bir de arabaya bin. Bey kafanı kaldırma. Tamam, tamam, tamam. Tamam, geçecek, geçecek. Sakin. Şşş. Kaldırma kafanı sen. Tamam, geçecek, geçecek, geçecek. Dila. Dila tamam, tamam geçti, atlattık. Dila geçti, her şey bitti, bitti. Bak bana. İyisin. 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 Şimdi anladın mı bu adamların ne kadar tehlikeli olduğunu? Behram yaptırdı kesin, işlerini baltaladın diye. Öyle posta koymak da olmuyor bu işler. Bak şu camın haline bak. Adamın canını alırlar hiç düşünmeden. Ya ben yanında olmasaydım, ha? Ya atlatamasaydık Dila. Çocuk oyuncağı mı bu? Gerçekten korktun mu beni öldürürler diye? Bir kere deneyen hep dener. Sen soruma cevap ver. Bilmek istiyorum.
Ölsem üzülür müydün? Üzülürdün eminim. Çünkü daha cezamı çekemeden ölüp gitmiş olurdum. Ama senin alacak bir sürü intikamın var değil mi? İyi anladık, şoku atlatmışsın. Gideceğin yere söyle, bırakayım seni. Hayatımı kurtardın, sağ ol. Ama emin ol, sana bir daha asla güvenmem. Sana sırtımı asla dönmem. Sana layık, dişe diş bir düşman olacağından emin olabilirsin. Behram adı var, ikimizden birini seçecek. Ya seni ya da beni. Artık ölsem de bir şey fark etmez. Bak hala. Kararım kesin Kuzgun. Hacı abi, bize bir müsaade etsene. Bitmiş zaten bu oyun. Bilal'ı sıktılar. Ne zannettin? Sen yapmadın diye Behram Bilal'ın cezasını almaz mı geçecek? Ya öldürüyorlardı kızı. Sana da Dilay'a da bir şans verilmişti. Elinizin tersiyle ettiniz. Şimdi ne sen istediğini alabileceksin, ne Dila hayatta kalabilecek. İkiniz de tercihlerinizin bedelini ödeyeceksiniz. Dila Bilgin bugün şanslı günündeymiş. Ama Behram asla vazgeçmez. Er ya da geç Dila ölecek. Bugün olmazsa yarın. Tamam. Bu mesele bende. Tamam mı? Ben çözeceğim. Dokunmasınlar Lila'ya. Halledeceğim ben. Uzat bana. En kısa zamanda çöz. Dediğini yapmadan gelme. Dünya kocaman, ben bir başımayım. Düşün ne kadar yalnız hissettiğimi. İçimde bir boşluk var anne. Ne doluyor, ne alışabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Dik durmaya çalışsam da. Bir de görsem. İnsanlara büyük büyük roller yapıyorum. Kimsesiz olduğumu, güçsüz olduğumu anlamasınlar diye. Ama bilmiyorlar ki. Biri gelip saçımı şöyle bir okşasa, o an yıkılırım. Sevilmeye o kadar muhtacım ki. Şu an tek hissedebildiğim öfke, nefret. Başka hiçbir şey hissedemiyorum anne.
Sanki yüreğime bir bıçak saplamışlar. Onu böyle çıkarıp atsam daha çok canım yanacak, daha çok kanayacak biliyorum. Nefes alamıyorum. Kimseye hiçbir şey söyleyemiyorum. Acaba öldüğünde haberim mi yok? Ha sultanım. Bunu alacaksınız tamam mı? Tamamdır abi. Benden haber aldığınızda paketlersiniz. Tamam. Cihan'ım bak bu iş önemli. Gözünü dört aç. İşin altından kalkamazsak mutlaka biri ölecek. Dila. Ne var? Konuşmamız lazım seninle. Söyle. Evet. Nasıl söylenir bu da? Böyle damdan düşer gibi olacak da yapacak da bir şey yok. Bizim seninle evlenmemiz lazım. Hiç şaka kaldıracak halim yok kuzgun. Yapan da yok zaten. Ne saçmalıyorsun sen be? Dinle. Şaka maka yok. Şuursuzluk var. Behram adı var istiyor. Ben de çok meraklı değilim. Sen misin kuzgunla ortaklık istemeyen? Ben istersem seni evlendiririm bile mi diyor Behram? Eğrisini doğrusunu bilmem. Kabul etmezsem ne olacak? Ha? Vuracak mısın beni? Vur. Çünkü ölürüm. Yine de seninle evlenmem. Sen yine de büyük konuşma. Sonra yutması zor olur. Ben sana olacağı güzellikle söylüyorum bak. Ha zorlası da var yani. Yokuş yapma. Asla evlenmem. Bak insan gibi gelip sordum. Lütfettin. Sonrasına karışmam. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Bodozlama söylüyorum. Bu evlilik olacak. Nasıl olacak? Ben de onu soruyorum. Anlarsın bir iki saate. Buyur. Elinden geleni ardına koyma. Başka çare bırakmadın zaten. Sen şimdi git. Şu olayı bir sindir. Yarın seninle bu saatlerde evli olacağız. O kadar. Hadi eyvallah. Telefonu da burada. Kuzgun'un bu işte bir parmağı olabilir mi? Bak insan gibi gelip sordum. Buyur. Elinden geleni ardına koyma. Başka çare bırakmadın zaten. Sen şimdi git bu olayı bir sindir. Yarın seninle bu saatlerde evli olacağız. O kadar. Hadi eyvallah. Kuzgun. Onunla evlenmeye mecbur kalayım diye yaptı. O yaptı kesin. Behram adı var. Kuzgun'u seninle evlendirerek korumaya alıyor. Seninle evlendirerek Kuzgun'a masada yer açıyor.
Tamam, bana geldi. Beni abimle mi mecbur edeceksin? Kolaydı o vardı. Seninle asla evlenmeyeceğim kuzgun. Amma büyüttün ha. Alt taraf abin için kıytırık bir imza atacaksın, o kadar. Kağıt üstünde yalandan bir evlilik olacak. Merak etme. Neticede Rıfat'ın kızısın. İstesen de karım olamazsın. Senden nefret ediyorum. İlgilenmiyorum. Yarın Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Yoksa ne olur? Ali ölür. Dünyada bir çamurdan kurtulur. Bana bak. Eğer abime zarar verirsen... Ne yaparsın? Öldürür müsün beni? Eğer ona zarar verirsen, yemin ediyorum kuzgun, her şeyi yapabilirim. Olur olur, yaparsın. Yarın sabah 9'a kadar mühlet sana. Git bir posta ara abine. Umudunu kaybedince gel. Şu formalite işleri halledelim. Başaramayacaksın. Fazla önemsiyorsun kendini. Ben de çok meraklı değilim. Olsaydım çoktan evlenmiştik. Babanı cezaevine göndermekten daha kolaydı. Ben istemedikçe bana zarar veremezsin. Anla artık. Sen söylersin, ben yaparım. Adila, bak 50 tane işim var. Abini arayacaksın, bulamayacaksın, sonra kara kara düşüneceksin falan, bir sürü iş, hadi. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum kuzgun. Söylemiştin. Seni sevdiğim için kalbimden de nefret ediyorum. Duydun mu beni? Kalbimden nefret ediyorum. Bağırma, sesin kısılacak. Yarın evet derken lazım. Bu söylediklerini teker teker ödeteceğim sana. Teker teker. Çekil önümden. Olsun diyor musun Meryem teyze? Emin ol. Kuzguna rağmen onu korumak için her şeyi yaptım. Her şeyi. Ama oğlunun babamdan bir farkı yok, haberin olsun. Ne söylüyorsun sen? Eğer Kuzgun onunla evlenmezsem abimi öldürecek. Sırf o rezil dünyaya giriş bileti alabilmek için. Bu savaşı ben başlatmadım. Sorumlusu da ben değilim. Ya 20 yıl önce çocuktum ben. Bak yine zorunda bırakılıyorum. Ben hep sevdiklerimden vuruluyorum Meryem teyze. Beni hep sevdiklerimden vuruyorlar. Dilan'ın dedikleri doğru mu? Niye merak ediyorsun? Arama kurtarma ekibine mi gireceksin? Doğru konuş benimle. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama yapma. Öyle kız istemeden zorla evlenmek falan ne demek oğlum? Abisiyle tehdit etmek. Bilmediğin şeyler var. Bilmeden konuşma. Neyse ne yani, bırak abisini gitsin. Sen Ali için tasalanma. Yarın ailesine teslim olacak, kılına bile zarar gelmeden, merak etme. Ya Dila, ha? Dila bugünden sonra iyi olur mu zannediyorsun? Buraya kazımışsın oğlum. İsmini kazımışsın oraya.
kavga ettiğin gece gördüm. Düşmanlarını kazımışsın. Beni. Dilahi. Ama Dilahi, tam kalbinin üstüne kazımışsın oğlum. Onu seviyorsan... Onu seveceğime söker atarım burayı. Sen yine de yapma. Sen sevmiyor olabilirsin ama onun seni sevdiği belli. Seni sevenin canını yakma. İsmini üstüne kazıdın, kalbine hürmeten yapma oğlum. Başucuma ikimizin resmini çizdim. Böyle el ele. Neticede eğer biri o resmi silmezse kimse kimsenin elini bırakamaz, değil mi? Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim, yaptın gönlüm. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönlüm. Gördüğüm en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedi kaldı gönlüm. Bu yaranın suçlusu sen benim. İstedin, ben dinle. Bu elin. Senden ayrı olmaz dedi. En sonunda ben de sevdim. Şimdi sendeki bu karanlığın suçlusu benim. Gönlüm. Sana dair her şeyde benim parmak izim var. Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. Git Dila, git. Yoksa kurtuluşun yok benden. Seni de ezer geçerim. O yüzden git. Kalbinle, canınla daha fazla yanmasın. Tek cezan kimsesiz kalmak olsun. Gece gündüz fark edilmez demedim mi sana gönül? Sabahın tam gücündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönlüm. Böylesi sevdiğin için, bir kör düğüm olduğu için, ağlıyorsun için için demedim. Ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönlüm.
Kabul ediyorum. İmzaları atar atmaz Ali serbest. Bekliyorum hadi. Prosedürleri biliyor musun? Ayarlandı her şey. Fotoğrafın var mı yanında? Yok. İyi gel. Boşanacağız. Merak etme. O gün gelene kadar ben sana, sen bana cezayız. Senden bu evliliğe dair tek bir isteğim var. Ne? Dışarıdan gerçek gibi görünecek. Kimse yalan olduğunu bilmeyecek. O yüzden ailemle birlikte yaşayacağız. Olur, şeyizimi de alır gelirim. Ne diyorsun kızım, ne ailesi ne yaşaması, unut. Ayağına kadar geldim, boyun eğdim. Tek şartım bu. Ha şu saatten sonra sırf benimle o evde yaşamamak için vazgeçeceksen, buyur vazgeç. İki gün önce evimin kazan dairesi patlayıcılarla doluydu. Eğer istersen şu an Ali'yi öldürme emri verebilirsin. Zaten ben o evde yoksam hepsi ölmüş demektir. Anlıyor musun? Merak etme. Son nefesime kadar bu gerçek bir evlilik olmayacak. Ama bitene kadar da öyle görünecek. Ali'nin yerini buldum. Sakın Kuzgun'a evet deme Dila. Her şey yolunda mı? Lütfen bana güven. Söz veriyorum, Ali'yi sağ salim sana getireceğim. Ne olur Kuzgun'la evlenme. Tamam. Bulunca haber ver. Tamam. Sıkıntı yok abi. Rahat ol. Kuzgun Cebeci, Dela Bilgi. Nikah için buyurun. Siz Dila Bilgin, hiçbir baskı altında kalmadan Kuzgun Cebeci ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kuzgun Cebeci, hiçbir baskı altında kalmadan Dila Bilgin'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet.
Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Şuraya değil mi? Evet. Başkanlığımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Evlilik birliğiniz daimi olsun. Eyvallah. Buyur. Sen de enteresansın ha. Neyi yapmam dediysen hepsini yaptın. Nasıl olacak? İntikam aldırmam dedin. Aldım. Ölürüm de evlenmem diyordun. Ha, evlendik. Düşman da benim, soyadı da. Öyle diyordun ya. Bak bakayım oraya. Ne yazıyor soyadın? Dilay Cebeci. Sen benim saçımı kestin. Ama ben senin kolunu keseceğim. Kuzgun çok kararlı. Konuşarak ikna edemiyorum. Bakın benim acil abimi bulmam gerekiyor. Kaybedecek vaktim yok. Onlardan biri gibi ol derken hiçbir sorun çıkarmamanı kastetmiştim. Kuzgun Cebeci ile olan problemini unutacaksın. Onunla iş yapmayacağım derken öldürecektin kendini. Hala direniyorsun. Ne yani, evleneyim mi? Evet. Kuzgun'un teklifini kabul edeceksin. Ne? Kuzgun'la evleneceksin. Asla evlenmem. Bana o masada oturan hayatta bir Dila Bilgin lazım. Behram seninle ilgili kararını çoktan vermiş. Ya seni öldürerek durduracak ya da Kuzgun'la evlendirip dizginleyerek. Hayatta kalarak o masada oturmanın tek yolu Kuzgun'la evlenmekse evleneceksin. İkinci bir seçeneğin yok. Oyunu kuralına göre oynayacağız. Sabah Kuzgun'u ara. Şantajına boyun eğmiş gibi görün. Teklifini kabul et. Ama tek bir şartla. Ne şartı? Bu evlilik gerçek bir evlilik gibi görünmeli. Masasına kabul edildiğin adamlar sizi gerçekten evli zannetmeli. Ailen dahil. Kimse gerçeği bilmemeli, evet. Bana güven. Tüm bunlar senin hayat sigortan olacak. Gerçekten adaletin yanında yer almak istiyorsan tek seçeneğin bu. Onlardan biri gibi ol. Sonra da birlikte dünyalarını başlarına yıkalım. Tamam mı Dilan? Tamam. Dila, Ali'yi buldum. Her şey yolunda. Ali iyi, kurtuldu. Sakın Kuzgun'un teklifini kabul etme Dila. Sakın. Hayırdır? Tebrikleri kabul ediyorum. İyi.
Tebrikler sevgili eşim. Beni bu evliliğe mecbur ettiğin için çok pişman olacaksın. Ama artık çok geç. Senin sonun ben olacağım Kuzguncabeci.